Şöyle Melih Bulu'nun gidişi aslında 2 Ocak'tan beri istediğimiz şey gerçekleşmiş oldu. Melih Bulu görevden alınmış oldu ama aslında alınmış olma kısmı işte biraz üzücü olan kısım. Çünkü aslında getirildiği gibi alındı. Yani 1 Ocağı 2 Ocağı 1 Ocağı 2 Ocağı bağlayan gece kendisi bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle zaten göreve getirilmişti. Görevden alınması da yine Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle oldu. O üzücü bir olay çünkü yani biz şey istiyoruz. Biz okullarda demokrasi istiyoruz. Üniversitelerde demokrasi istiyoruz. Üniversitelerde rektörlüğün yalnızca ama yalnızca üniversite bileşenlerinin iradesiyle, ortak iradesiyle işte akademisyenlerin, öğrencilerin, mezunların ve emekçilerin katıldığı, katılım gösterdiği demokratik seçimler sonucunda belirlenmesini istiyoruz. O yüzden Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevinden alınması hiçbir nihai anlam taşımıyor. Ki zaten de görevden alındıktan sonra yerine vekaleten geçen Naci İnci, geçtiği gibi ilk icraat olarak direnişte çok ön planda yer aldığını söylediği, düşündüğü ya da en azından Can Candan hocamızın derslerini iptal etmek oldu. Aslında yani sürecin bittiğini söylemek herhangi bir gerçeklik taşımıyor. Hatta yeni başladı, yeni bir etapa geçti demek daha doğru olur. Kayyumlar ya da rektör atamaları bitene kadar da bu süreç bitmeyecek. Ya şu şekilde hani Melih Bulu atandığı günden itibaren zaten sürekli bir direniş vardı. Ve bu direnişin sonucu aslında Melih Bulu'nun gidişi oldu. Hani burada şöyle şeyler söyleniyor. AKP'nin daha sert birini atamak için Melih Bulu'yu gönderdiği, daha AKP'li birinin geleceği. Ya bu doğru olabilir, evet. Ama hani bunu şöyle değerlendirmek lazım. Ya demek ki AKP'nin atadığı isim üniversite öğrencilerine ve üniversite bileşenlerine, akademisyenleri bastırmaya yetmedi ki daha sert birine ihtiyaç duydular ve Melih Bulu'yu gönderdiler. Hani bu anlamda direniş hafife almamak gerekiyor. 6 aydır süren bir direniş var. Hem akademisyenlerin hem öğrencilerin, bütün üniversite bileşenlerinin olduğu. Melih Bulu gitmiş olabilir ama tüm kayyumlar gidene kadar zaten biz öğrenciler ve tüm üniversite bileşenleri direnmeye devam edeceğiz.